Bu fotoğraf açılımın ilk başladığı dönemlerde işte Dedeman Oteli'nde başlamıştı. Sonra Nuri Akman'ın yaptığı röportaj sonrası Hoca Efendi dış dünyaya daha da açılmış oldu. Bu açılım sırasında bu fotoğraf Altunzade'de olan bir fotoğraf. Altunzade'de ciddi ziyaretler oldu. Çeşitli kesimlerden hakikaten bayağı önemli şahsiyetler Hoca Efendi'yi ziyarete geldiler. Bunlardan biri de İhsan Doğramacı Bey, profesör. Kemal Karagöz Bey onu getirmişti. Aynı zamanda İbrahim Erkul Bey. Zaten İbrahim Erkul Bey de Doğramacı'nın talebesi Hacettepe'den. Orada görüşmeler oldu. Sonra en son vedalaşma kısmına gelindi. Hediyeleşmeler oldu filan. Hoca Efendi İhsan Bey'e hediyeler verdi. İhsan Bey de Hoca Efendi'ye bir altın yaldızlı Kur'an-ı Kerim, bir de serlevha halinde bir İnna fetehna leke fetha mübine ayeti kerimesini ihtiva eden bir çerçeve getirdi. Bu sırada bunları verirken benim aklımda kalan İhsan Bey şunu dedi Hoca Efendi'ye. Efendim dedi, ben bu levhayı sizin isminize mebni olarak seçip getirdim dedi. İsminize mebni olarak seçip getirdim dedi. Bir de orada unutamayacağım bir an Hoca Efendi tevazusundan tabii İhsan Bey yaşça başça baya kıdemli bir büyüklerimizden şey yaptı, serfure eder gibi eline uzanmak istedi. Şey daha atak davrandı İhsan Doğramacı. Hoca Efendi'nin elini öptü orada. Tabii böyle bir de enteresan bir durum oldu. Tabii iki büyük insanın iki büyük jesti oldu birbirine karşı. Ayrıldıktan sonra İbrahim Erkul Bey geldi. O zaman bize dedi ki, ya dedi, ben dedi hayatımda çok iyi tanırım dedi. Yani İhsan Doğramacı'yı çok iyi tanırım. Hayatımda ilk defa bir insan karşısında eğildiğini gördüm dedi. Yani ilk defa eğildiğini gördüm, serfure ettiğini gördüm dedi. Hakikaten Hoca Efendi bu manada çok ziyaretler oldu. Mesela Amerika'da da oldu. Gelen hakikaten önemli kişiler geldi bilen. Her gelen kişi Hoca Efendi'nin bir manevi karizması, büyüklüğü, bir de tevazusu ve içtenliği karşısındakini hakikaten böyle bir tesir alanına soktuğunu gördüm ben. Yani her zaman onu gördüm, müşahede ettim. Yani gelip de hayran olmadan giden, onun cazibi kutsiyesine meftun olmadan giden görmedim yani. Allah'ın ayrı bir Hoca Efendi üzerinde herhalde ihsanı, lütfu diyebiliriz buna. Ve böyle bir anekdot benim aklımda kalan bu şu anda.